Evet çocuklar. Tartma konusunda bitirdiğimize göre ünite değerlendirme testine geçebiliriz. Şimdi eskileri biraz hatırlayacağız. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki modelleri kesirlerle gösterip okunuşlarını yazalım demiş. Şimdi biraz büyütelim bunu. Biz pay ve paydayı oluştururken yani kesirleri yazarken ne yapıyorduk? Burası paydı. Burası paydı. Burası da paydaydı. Şimdi paydaya ilk önce bu bütünün kaç eş parçaya ayrıldığına bakacağız. 1, 2, 3 ve 4 parçaya ayrılmış. O zaman bu 4 nereye yazılacak? Paydaya. Peki paya ne yazılacak? Paya da bu bütünün kaç parçası boyanmış? O yazılacak. Kaç parçası boyanmış? 1. O zaman kesrimiz 1 bölü 4. Okunuşu da yazalım. Benimle birlikte yazabilirsiniz. Ya da diğer bir okunuşu da 4'te 1'dir. Gelelim ikincisine. Paydaya ne yazacaktım? Bir bütünün kaç parçaya ayrıldığını. 1, 2 parçaya ayrılmış. O zaman paydaya 2'yi yazdım. Paya ne yazacaktım? Paya da bu bütünün parçaların kaç tanesini boyandığını. Bir tanesi boyandığına göre kesrimiz 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2. Bu arada 1 bölü 2 deyince şunu da hatırlatmak isterim. Payı 1 ise bir kesrin, bu kesir diğer adı neydi? Birim kesir. Geldik buna. Paydayı ne yazacaktım? Bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını. Kaç eş parçaya ayrılmış? Bir. Kaç tanesi boyanmış? Bir. Bir bölü bir. Bir bölü bir nedir? Normalde düşünelim. Biri bire böldüğümüzde sonuç birdir. Okunuşu nedir? Bunun aslında bu bir bütündür. Bir bütündür. Çünkü hiçbir parçaya ayrılmamış. Böyle de ayrılmamış, bu şekilde de ayrılmamış ya da bu şekilde de ayrılmamış. Ayrılmadığı için bu bir bütündür çocuklar. Geçelim ikinci etkinliğimize. Ali'nin doğum günü için aldığımız pastayı 8 eşit parçaya ayırdık. Ali ve arkadaşları da pastanın 6 dilimini yedi. Yukarıdaki ifadeye göre pastanın yenmiş olan kısmını kesirle gösterip okunuşunu yazınız. Tabii ki yazabiliriz artık bunları. Nasıl yazacağız? Ali'nin doğum günü için aldığımız pastayı 8 eş parçaya bölmüşler. Bir bütünü kaça böldüğümüzü nereye yazıyorduk? Paydaya. Tamam. Paya ne yazacaktık? Kaç tanesinin boyandığını ya da kaç tanesinin alındığını. Kaç tanesi alınmış? 6 tanesi alınmış. O zaman yenmiş olan pastanın kesirle gösterilişi 6 bölü 8'dir. Okunuşunu da yazalım. Bu sefer diğer okunuşunu yazalım. 6 bölü 8 ya da 8'de 8'de 6. Yumurtanın 1 bölü 5'i kırılırsa kaç tane sağlam yumurta kalır diye bir problemimiz var. Şimdi biz 40 sayısı 40 tane yumurtanın 1 bölü 5'ini alabilirdik. Normalde 40'ı görmeyin. Görmeyin 40'ı. 1 bölü 5 deyince aklıma ne gelecekti? 5'e böl, bir tanesini boya diyecektik. Ya da 5'e böl, bir tanesini al. Tamam, o zaman 40'ın 1 bölü 5'ini bulurken 5'e bölmemiz lazım. Bölelim 5'e. 4'ün içine 5 yok. 40'ın içine 5 var. Kaç tane var? 8 tane. 8 kere 5, 40. Evet, 5'e böldüm ve bir tanesini aldım. 8 tanesi yani 40'ın 1 bölü 5'i neymiş? 8. 8 tanesi kırılırsa kaç tane sağlam yumurta kalır? Toplam 40 tane yumurta vardı. 8 tanesini kırılmış sağlam yumurtayı bulabilmem için
Ya da şöyle düşünelim. 40 tane yumurta varmış. 8 tanesi kırılmış. Yani ne yapmış? Azalmış. Azalması ne işlemi yapmam gerekir? Çıkarma. Sıfırdan 8 çıkmaz. Gittim yan tarafa. 1 onluk aldım. 3 kaldı. 1 onluk yanına aldım. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 3'ü aşağı indirdim. 32 tane sağlam yumurta varmış. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi kesirleri sayı doğrusunda göstermeye geldi sıra. Şimdi çocuklar, paydaya ne yazıyorduk normalde? Bir kesrin ya da bir bütünün kaça ayrıldığını. Şimdi sayı doğrusunda gösterirken sıfırla bir arasının kaça ayrıldığını sayacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. O zaman 4 parçaya paydayı yazdım. Paya ne yazacaktım? Kaç tane gidildiğini. 1, 2 tane gidilmiş. O yüzden kesrimiz ne? 2 bölü 4 ya da 4'te 2. Bir diğerine bakalım. Paydayı ne yazacaktık? Kaça bölündüğünü. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölünmüş. Bakalım kaç tane gidilmiş? Onu da paya yazacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane gidildiğine göre kesrimiz 5 bölü 6 ya da 6'da 5. Yine aynı mantık. Paydaya ne yazacaktık? Kaça bölündüğünü sayalım. 1, yani 0 ile 1'in 0 ile 1 arasının kaça bölündüğünü bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölünmüş. Kaç tane gidilmiş? 1, 2 tane de gidilmiş. Kesrimiz 2 bölü 8 ya da 8 ile 2. Gelelim buraya. Sayalım şimdi. Paydaya ne yazılacaktı? Kesrin kaça bölündü? Yani 0 ile 1 arasının kaça bölündü? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölünmüş. Bakalım kaç tane gidilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de gidilmiş. Kesrimiz 6 bölü 6 ya da 6'da 6. Bu da aynı. Şunu da hatırlatmak isterim. 2 bölü 2, 5 bölü 5, 11 bölü 11 ya da 6 bölü 6 kesirleri bir bütünü ifade eder. Çünkü 2'yi 2'ye böldüğünüzde 1, 5'i 5'e böldüğünüzde 1, 11'i 11'e böldüğünüzde 1 ya da 6'yı 6'ya böldüğünüzde 1 sonucunu bulursunuz. Merhaba çocuklar. Şimdi matematikten geometrik şekiller konusuna giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi geometrik şekil deyince aklımıza şimdilik ama üçgen, kare, dikdörtgen ve çember gelecek. Şimdi bu farkındaysanız bunların hepsi geometrik şekil fakat hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Neymiş onlar? Onları inceleyeceğiz şimdi. Üç tane köşesi varmış üçgenin. Üç kenarı varmış, üç açısı varmış. Peki biz bunları söyledik ama karede hatırlayalım bakalım köşe, kenar ya da açı ne demekti? Şimdi çocuklar köşe dediğimiz şey kenarların birleştiği nokta. Bunlar köşeler. Bakalım karenin kaç köşesi vardı? 1, 2, 3 ve 4. 4 tane köşesi vardı. Peki kenarlar neydi? 1, 2, 3 ve 4. Buralar kenarlar. Peki açı nedir? Çocuklar açı şu. İki tane şunu sileyim. Açı önemli çünkü. İki tane kenar. Şu iki kenarı seçtim. Bu iki kenarın arasında kalan açıklık. Bakın şu açıklık bize açıyı verir. Şurası İki kenar arasında kalan açıklık bize açıyı verir. Şu iki kenara bakalım. 1 ve 2. Bu iki kenarın arasındaki açıklığa bakalım. Ne kadar bir açıklık var? İşte bu kadar bir açıklık var. İki kenarın arasında kalan açıklığa biz
açı diyoruz. Açı. Dört açısı vardır çünkü burada da bir açı vardır. Burada da bir açı vardır çocuklar. Bu arada karenin dikdörtgenden farkı. Şimdi bakalım, bunda dört köşesi var. Dikdörtgenin de dört köşesi var. 1, 2, 3, 4. Bunda dört köşesi var. Bunda 1, 2, 3, 4. Dört kenarı vardır. Bunda dört kenarı var. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Bunun da dört kenarı var. Dört açısı vardır. Birinci açı, ikinci açı, üçüncü açı, dördüncü açı. Bunun açılarına bakalım. İki kenar arasında kalan açıklık. Burası da açı. Bu da ikinci açı. Bu üçüncü açı. Bu da dördüncü açı normaldi. Peki farkı ne? Farkı şu çocuklar. Karenin, bir silelim tekrar. Karenin bütün kenarları birbirine eşit uzunlukta. Karenin bu kenarı, bu kenarı, bu kenarı, yani dört kenarı da birbirine eşit çocuklar. Peki dikdörtgen için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Söyleyemem çocuklar çünkü gördüğünüz gibi bu açı, bu kenar kısayken bu kenar uzun. Dikdörtgenin bir diğer özelliği karşılıklı kenarları birbirine eşit onların. Bu karşısında hangi kenar var? Bu kenar var. O zaman bu ikisi eşit. Aynı şekilde diğer kenarlar için de bu kenarla karşısındaki kenar birbirine eşit. Çocuklar, bir daha tekrarlıyorum. Karenin tüm kenarları birbirine eşitken dikdörtgenin yalnızca karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bunu da tamamladık. Geldik çembere. Çember, çocuklar çemberin hiçbir şeyi yok. Köşesi de yok çünkü bir kenarı yok. Düz bir kenarı yok farkındaysanız. Hep bir oval hali var. Zaten köşe olması için ne yapmalı? İki kenarın birleştiği bir sivri uç olmalı. O yüzden köşesi yok. Açısı da yok. Çünkü açı olması için iki kenarın arasında bir açıklık olması lazım. O da yok. Kenarı da yok. Kenar olması için dümdüz bir çizgisinin olması lazım. O da yok. Çemberin yok çocuklar. Şimdi birinci örneğe bakalım. İsimlerini yazınız demiş. Şimdi ben buna bakacağım. Şimdi karenin özellikleri neydi? 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. Ve bütün kenarları, dikdörtgenden farklı olarak, bütün kenarları birbirine eşitti. Bakalım eşit mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki her yer 6 birimse bu bütün kenarları eşit olduğunu gösterir. Bu da hangi geometrik şekli bize verir? Kare. Lütfen ben yazarken siz de yazın çocuklar. Şimdi geldik yan tarafta ki şekli bulmaya. Şimdi bu kareye benzemiyor. Çünkü farkındaysanız 1, 2, 3. Bir kenarı 3 birimken bir kenara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Bu 3 birim, bu 7 birim. 1, 2, 3. Burası da 3 birim. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Karşılıklı kenarları, bakın burası 7 iken burası da 7. O yüzden karşılıklı kenarları birbirine eşit. Karşılıklı kenarları birbirine eşitse bunun ismi neydi? Dikdörtgen. Yazıyoruz. Evet. Geçtik diğerine. 1, 2, 3 köşesi var. 1, 2, 3 kenarı var. 1, 2, 3 tane açısı var. O zaman bunun adı nedir? Üçgen. Buna baktık. 1, 2, 3 tane köşesi var. 1, 2,
Üç tane kenarı var. Bir, iki, üç tane açısı var. Bunların hepsi, evet, bu ikisi de üçgendir fakat biraz şekilleri, şekil olarak, duruş olarak birbirinden farklıdır. Ama ikisinin üçgen olduğunu bu değiştirmez tabii. Geldik bu şekle. 1, 2, 3, 3 birim. 1, 2, 3, bu da 3 birim. 1, 2, 3, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Evet, bütün kenarlar eşitse bunun ismi neydi? Kare. Yan şekle geldik. Burası 1 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası da 1 birim. Karşılıklı kenarları farkındaysanız birbirine eşit. O zaman bunun adı nedir? Dikdörtgen. Geldik buna. Sayalım. 1, 2, 3, 4 köşesi var. 4 tane açısı var. Kopya da vermiş olduk. Bakalım ama sayalım. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bütün kenarları birbirine eşit. 2 birim. O zaman bu nedir? Kare. Evet, geçtik buna. Bakıyoruz. 1, 2 birim. 1, 2 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Farkındaysanız sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit. O yüzden bunun ismi neydi? Dikdörtgen. Geldik buna. Köşelerini sayalım. 1, 2, 3 köşe var. 1, 2, 3 tane açısı var. 1, 2, 3 tane de kenarı var. Bunun adı o zaman nedir? Üçgen. Evet çocuklar geçtik ikinci etkinliğimize. Aşağıda verilen noktalı kağıta verilen şekillerin köşe sayılarını yazınız. Köşeler neydi? Kenarların birleştiği sivri yerler yani noktalar. 1, 2, 3, 4 köşeden oluşmuş. Bu dikdörtgen 4 köşeli. Geldik buna. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Bu şekillerin sivri noktaları köşeleri gösteriyordu. 4 köşeli bir dikdörtgen. 1, 2, 3, 4. Şekil itibariyle bütün kenarları eşit gibi gözüküyor. Ve 4 köşeli. Yazalım 4 diye. Evet, gördüğümüz şekil bir üçgen. O yüzden saymamıza gerek yok. Artık biliyor olmamız lazım. Üçgen 3 köşelidir. Çembere geldik. Çemberin köşesi var mıydı çocuklar? Yoktu. Çünkü kenarı olmadığı için kenarların birleşimi de olmayacağı için sıfır. Evet. Bu bir karedir. Şekil olarak karedir fakat duruş olarak biraz daha değişik ama bu onun dört köşeli olmadığını göstermez. 1, 2, 3, 4. Bu karede 4 köşelidir. Dikdörtgen ezbere söylüyor olabilmemiz lazım artık. Dikdörtgende 1, 2, 3, 4 köşelidir. Bu şekil bir üçgen. O yüzden 3 köşesi vardır. Dikdörtgenin 1, 2, 3 ve 4 tane köşesi vardı. Yan tarafındaki de bir dikdörtgen. Sadece duruş olarak farklı ama yine köşe sayıları 1, 2, 3 ve 4 aynı.